أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وترته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحل عدة من لساني يفقه قبلي Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, onun Habibi, Edibi, Muhammed Mustafa'sına ve Ehli Beytine salatü selam, Evliyaullah'a ve bütün müminlere duayla başlıyorum. Sevgili kardeşlerim, günümüz hayır olsun. E, giriş e, KJ'mizi Allah encamımızı hayır diyerek koyduk. E, onun menkıbesini anlatayım da niye koyduğumuzu da söyleyeceğim inşallah. Ee, İmam efendi, tabi o zamanki imamlar gönülleri açık imamlar. Manevi destekleri verebilen veya alabilen imamlar. Hutbede abdesti sıkışmış. Ve o anda bir Allah dostunun himmetiyle beraber, o anda kendini e, bir pınarın başında bulmuş, abdestini tazelemiş ve hutbe irade ederken ve hemen e, tekrar yerinde henüz daha cümlesini bile daha tamamlamamış yani bir anda olup biten bir olay. Ve e, o günden itibaren o, o günden bir iki gün sonrasından itibaren o mahallenin, o köyün, o muhitin sahillerinden yani isteyicilerinden bir tanesi işte namazdan çıkıyor. Kapıda duruyor ve yardım istiyor. İmam efendi ona bir yardımda bulunuyor. O da ona şöyle dua ediyor. Allah encamımızı hayırlesin. Veya ona Allah encamını hayırlesin. Encamını, sonunu son nefes anını hayırlesin. 1 3 5 her gün bakıyor ki aynı dua. Allah encamını hayırlesin. Allah encamını hayredesin. Sonunda gına geliyor İmam Efendi'ye diyor ki be adam başka dua bilmez misin? Nedir hep aynı duayı yapıyorsun? Allah encamını haydiniz. O isteyici de diyor ona ki hani sen geçenler hutbe okurken abdestin sıkışmıştı. Bir Allah dostunun himmetiyle o anda bir pınar başında oldun ve abdestini tazeledin ya. İşte sana o himmet eden insan geçenler öldü hem de imanını kurtaramadı. Onun için Allah encamını hayır eylesin. Yani bu haline bakma, bu haline güvenme. Son nefese yeterince azık hazırla, yeterince gayretini, hizmetini ortaya koy. Bunun için bu duayı sana yapıyorum. Öyle deyince İmam Efendi hüzünlenir, ağlar ve der ki tamam sen bana devamlı bu duayı yap. Onun için şimdi birbirimize gerçekten dua etmemiz lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ve sellem, Efendimiz, birbirinize e, özür dilerim, Allah'a, Allah'a diyor Efendimiz, Allah'a günahsız dillerle dua ediniz. Günahsız dille dua, bunu sık sık tekrar ediyorum, günahsız dille dua, bir müminin, kendine değil de başka bir mümine dua etmesidir. Bu dil bu kişi adına günah işler. Kuluz. Masum değiliz. Peygamberler ehli beyt gibi masum değiliz. Kuluz. Dolayısıyla günah işleyeceğiz. Ha bu şu demek değil. Tamam işte işleyeceğiz ya işleyelim. Haşa. Elimizden geldiğince kararlılıkla Allah'ın haram helal ölçüsüne dikkat ederek ehl beyt yolunda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Aynı bir şey. Efendim, onun için e, bu ölçüyü kaçırmamak kaydı şartıyla efendim hayatımızı devam ettireceğiz. Ve o ölçüyü taşırmayacağız. Bundan dolayı da günahsız dillerle dua edebilmek için birbirimizi duada unutmayacağız. Birbirimize dua edeceğiz. Müminler birbirlerine dua edecekler. Ya, ya Rabbi şu kulun işte falanca evi yeri yurdu yok. İşte devamlı sıkıntı içinde. Ya Rabbi ona bir hane ne bileyim ona bir araba. Dünyalık da olabilir dua yani. Ona bir işte geçim kaynağı, ona bir huzur, ona bir sağlık, ona hidayet, ona efendim ayıkma nasip eyle diye bu dualar birbirimize yapalım. Yaptığımızda şunu zannetmeyelim. E ya ben duayı yaptım Ahmet Efendi'ye ben ne oldu? Kendine yapmandan çok daha faziletli o bir. İki, kardeşine yaptığın duanın en az iki katı sana da döner. Niye? Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna giden bir olaydır. Kulum kendinden çok diğer kardeşini de düşündü, düşünüyor. Bunun için. Hani e, asr-ı saadette bir savaş sonrası işte yaralananlar var, ağır yaralılar var, su diye sesleniyor bir tanesi. Onları gezen birisi de elinde kırbasında birazcık su var, getiriyor, veriyor, tam içecek başka bir yerden su sesi geliyor. Bana verme diyor, o kardeşimin daha çok ihtiyacı var, ona ver. Ona götürüyor, içecek su sesi başka bir yerden, ona ver, ona ver. En son kişiye gittiğinde bakıyor ki, dünyası da değişmiş, göçmüş, hakka yürümüş. Bir öncekine geliyor, hakka yürümüş. Bir öncekine, bir öncekine hepsi hakka yürümüş. Hepsi göçmüş, ölmüş. Yani dünyadan alacak olduğu son bir yudum suyu kendisini değil de kardeşini tercih ederek kardeşime götür demek. İşte şehadet şerbeti içmek herhalde böyle bir şey oluyor. O şehadet şerbetini kana kana içerek ruhunu teslim ediyor. Peki hoca niye buraya girdin? Sevdiğim, saydığım, değer verdiğim... güzel hukukumuz olan... E, benden... belki 2-3 yaş daha büyüktü. Tam yaşını bilmiyorum ama... 65'in üzerinde değildi yaşı. E, Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün iki namazında... defnedilecek Ali Kocaman... hoca. Kendisi fen bilimleri öğretmeniydi, fizik öğretmeniydi diye var hatırımda. Hakka yürüdü. Epey zamandan beri kanser illetiyle beraber cebelleşiyordu. Ve Hakka yürüdü. Bu gece zannediyorum Hakka yürüdü. Ve bugün iki namazına Tirebolu'da Avcılar Köyü'nde defnedilecek. Sevdiğim, saydığım ve gerçekten çok hizmet etmiş, çok gayret etmiş. Kesinlikle davasına hizmeti kendi çoluk çocuğunun, aile efradının bile önüne geçirmiş. Hayatını bu şekilde dolu dolu yaşamış bir kardeşimdi. Allah gani gani rahmet eylesin. İnanıyorum ki encamı hayır olmuştur. Hayırla beraber iman ile göçmüş, Cemalullah'a ve cennete nail olacaktır. Ben buna gönülden inanıyorum. Dua edelim. Rabbim inşallah taksiratını da affeylesin. Kuldur, hataları vardır. Kul hakkı üzerinde olduğunu düşünmüyorum. Hassas bir kardeşimdi. Ama illa hataları vardır. Allah taksiratını affeylesin. Allah hatalarını sevaplara kalp eylesin, çevirsin inşallah. Ve bu vesileyle de Allah bizim de encamımızı camımızı eylesin. Son nefes anımızı kolay eylesin. Son nefeste iman ile, Kur'an ile göçmeyi bizlere lütfeylesin. Ehli Beyt'in himmeti üzerimize üstadlarımızın efendim yolumuzun efendim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, ve sellem'in şefaati de cümlemizin üzerine olsun inşallah. Bununla girizgah yaptık. dünkü gün itibariyle de biliyorsunuz okullar 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başladı. bununla devam edelim. Niye bununla devam edelim? Evet ...başladı yaklaşık 19 milyon öğrenci, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 19 milyon öğrenci eğitim-öğretim hayatına başladı. 9 milyona yakın da üniversite öğrencisi başlayacak. Onlar henüz başlamadılar. Ama 19 milyona yakın öğrenci, 9 daha üniversite dersen 28 milyon. Yani ülkenin üçte birinden fazlası öğrenci. Peki okula gidenler öğrenci de okullarını bitirenler veyahut da okul dışında olanlar öğrenci değil mi? Diyor ya üstadımız Profesör Doktor Haydar Başkanımız hayat bir mekteptir diye. Evet hayat bir mekteptir dostlar. Hayat bir mekteptir. Ve biz o mektebin talebeleriyiz. Hayat bize çok şeyler öğretiyor. Hayat boyunca öğrenme olayı bitmez. Ama bir şey daha söyleyelim. Bugünkü Yeni Mesaj gazetesinin baş yazısı Üstadımız Allah şefaatlerine bize bizlere nail etsin merhum Üstadımız Profesör Doktor Haydar Başucamızın Yeni Mesaj gazetesindeki bugün ki başlığı makalesinin başlığı eğitim başkadır, öğretim başka diye. Allah razı olsun arkadaşlar da KJ'yi koymuşlar o şekilde. Evet gerçekten eğitim başkadır, öğretim başkadır. Bu gerek okullardaki eğitim öğretim açısından olsun, gerekse hayat mektebindeki eğitim öğretim açısından olsun. Neyi kastediyorsun hoca? İşte ne diyorsunuz? 2022-2023 eğitim öğretim yılı. Öğretim yılı doğru da. Öğretim yılı doğru da. Eğitim yılı noktasında sınıfta kalıyoruz. Gerek devlet okulları, gerek özel okullar açısından baktığımızda sınıfta kalıyoruz. Gerek eğiticiler. Bak 19 milyona yakın öğrenci okullarına başladı. 1 milyon 200 bin civarında da öğretmen yeni döneme başladı. Öğretmenliğe başladı. Ve Allah gani gani rahmet eylesin. Yine hatırımıza gelince anmış olalım üstadımızı. Bir bakanlık müfettişi gelir. O zamanlar üstadımız Trabzon Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor. Ki o zamanlar ki Trabzon Lisesi üniversite ayarında adeta üniversite eğitim öğretimi veren... o kadar güçlü eğitim öğretimin olduğu bir... kurum. Efendim... işte... denetlemeleri yapıyor ediyor. Sonunda işte... bütün öğretmenleri toplayarak... bir onlara bilgilendirme, konuşma yapıyor. Yaparken Üstadımız diyor ki... Hocam diyor, bir şey soracağım size. Buyurun diyor. Bizim diyor... eğitim öğretimde bir rol model olması lazım. Yani bir örnek insan olması lazım. Bizim örnek verebilecek olduğumuz ülke olarak, millet olarak bir beyefendi, bir beyefendi, bir hanımefendi yok mudur? Eğitim, öğretim olarak canlı yayındayım. Eğitim, öğretim olarak biz rol model olabilecek bir örnek hanımefendi, bir örnek beyefendi bu noktada ve bakanlık fetişi der ki ona hocam der böyle bir soruyu ilk defa duyuyorum ve susar. Yani bu manada baktığımızda gerçekten bakın bu noktada baş öğretmenimiz bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk işte rol model olabilecek insanlardan. Belki insan diyelim. Yegane insan. Milli değerlerimiz açısından olsun, manevi değerlerimiz açısından olsun. Başka? İşte o asker Atatürk, ben hoca Atatürk diyordu. Üstadımız Profesör Doktor Aydan Hoşçamız. İşte o hoca Atatürk. Rol model olabilecek. Başka? Onların yolunda olduğu ki hoş geldin Atatürk masamın üzerinde şu anda o eser. Üstadımız Profesör Doktor Haydar Boş efendim eseri hoş geldin Atatürk eserinde. Ne yapıyor orada? Atatürk'ün peygamber soyundan, Ehlibeyt soyundan olduğunu delilleriyle ispat ediyor. İşte ve Ehlibeyt açılımını da yapan Hoca Atatürk, Profesör Doktor Haydar Boş Rol model bunlar. Bunun gibi insanlar. Yani bir örnek hanımefendi, bir örnek beyefendi. Fatıma anamız. Değil mi? Misal. Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem. İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, 12 İmam Hazaratı. Ve günümüze doğru geldiğimizde Mustafa Kemal Atatürk gibi. Üstadımız Profesör Doktor Haydar Başucamız gibi. Rol model olabilecek. Bu noktada eğitim öğretim sisteminde, sistemde bu tür rol modeller yok. Bak Ehli Beyt diyoruz. Rol model deyince aklımıza ilk gelen şeylerden bir tanesi Ehli Beyt. Açın bugün okullarımızda okutulan ders kitaplarını. İşte Ehli Beyt bakıldığında Kur'an'a Estağfirullah Bismillah Kul la es'elikum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba Ayet. Allah Teala buyuruyor ki Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve selleme Gul ey Habibim de ki ashabına de ki ümmetine de ki ben bu risalet bu nübüvvet görevim karşılığında sizden hiçbir karşılık hiçbir ücret hiçbir değer istemiyorum. Sadece ve sadece ehli beytime meveddetinizi en yakınlarım ciğer olan ehli beytime meveddetinizi muhabbetinizi, onlar gibi inanmanızı, onlar gibi yaşamanızı, onlar ahlakına bürünmenizi istiyorum. Bunu söyleniyorum. Allah Teala. Ve bu ayet kelime gereği de İmam Şafii Hazretleri der ki, bu ayete göre ehli beyti sevmek farzdır. Ama bizim kitaplarımızda bir başlık. Türklerde ehli beyt sevgisi 2-3 cümle sadece. Türkler ehli beyti çok severler çok sevdikleri için de çocuklarına isim olarak Ali, Hasan, Hüseyin, Fatıma gibi isimler takarlar. Bu mudur ehlibeyt sevgisi. Yani örnek vereceğim. Konu açıldı, örnek vereceğim. İşte dedem babam bana Haydar ismini takmış. Niye? İmam Ali Efendimizi çok sevdiği için. ben de çocuklarıma birine Muhammed Haydar ismini takmışım. Birine Hasan Hüseyin ismini takmışım. Birine Abdülkadir ismini takmışım. Birine Betül Fatıma anamızın lakabı, ismini takmışım. Yani, ha bak ben ehlibeyti, evet. Ehlibeyti sevebildiğimiz nispetle bu yoldayız. Ehlibeyti sevebildiğimiz nispetle, manevi eğitimimizi alabilir ve bu yoldan istifade edebiliriz. İşte eğitim bu. Eğitim gönül işidir. Bakın, birkaç cümlesini paylaşmak istiyorum sizlerle. Üstadımızın bugünkü gazetedeki birkaç cümlesi. Eğitim başlık, eğitim başkadır, öğretim başka. Eğitim insana insan olmasını anlatmak, onu insan yapmaktır. Öğretim ise bilgi dallarını, meslek dallarını ona öğretmektir. Mühendislik, doktorluk öğretime girer. Öğretmenliği öğretmek, doktorluğu öğretmek öğretime girer. Ama hepsinin bir şahsiyet, karakter insan olma duygusu vardır ki bu da eğitimin içerisine girer. O bakımdan eğitim her şeyin üstündedir. Belki orada okuduğu mesleğin adamı olamaz ama mükemmel bir insan olur. O insanı bakkal yaparsınız. Onda insanlık ruhu olmadığı için herkese bakkal olarak insanlık ruhu olduğu için özür dilerim. Ben de onda insanlık ruhu olduğu için herkese bakkal olarak faydalı olur birkaç cümle daha devam edelim. Çöpçü yaparsınız, çöpçü olarak herkese faydalı olur. Makamı ve mevki ne olursa olsun, insanlar sevdiği, halk sevdiği için onu seçip vekil yapar. Bu sefer de orada faydalı olur. Niçin? Bu insanın insani yönü tekemmül ettirilmiştir de ondan. İnsan bir adam, iyi bir adam olduktan sonra neyi öğrenirse öğrensin doğrudur. Ama yanlışla doğruyu, hak ile batılı, faydalı ile zararlıyı, gece ile gündüzü tefrik edemeyen bir insana kalkıp da bütün bilgileri verirseniz bu çocuğun silahla oynamasına benzer. Nitekim bu şekilde birçok cinayetler işlenmiştir. O halde kişinin neyin zararlı, neyin faydalı olduğunu bilecek seviyede olması şarttır. Ama o seviyeye getirene kadar onu çok iyi yetiştirmek, eğitmek lazımdır. Çok iyi yetiştiremeyince o takdirde bu bilgiler zararlı olur. Kanaatindeyim. Ve ara bir başlıkta koymuş, ideal insanın yetiştirmede bütün kurumlara görev düşmektedir. Evet, sadece okullara değil, bütün kurumlara göre düşüyor. Bir menkıbe yine hatırıma geldi. Biraz önce Allah encahımızı hayredesin de bir menkıbe anlattık. Ee, adam evladının haline bakar, oğlunun haline bakar ve takip eder ve takip ettikten sonra bakar ki, istediği seviyede değil ve gidişatı iyi değil ve bir kızgınlık karnında da der ki evladım senden adam olmaz. O da göreceksin bak ben ne olacağım der. Çeker gider. Ve günlerden bir gün yıllar sonra bir araba o zatın evin önünde durur. Çağırır o babayı der ki buyurun Hayırdır. Bizi oğlunuz yolladı. Sizi istiyor. Sizi almaya geldik. Alır götürürler babayı valiliğe. Geçer oğlunun karşısında oturur. Vali bey oğludur. Ve der ki babasına, oğlu valilik makamında. Baba, sen bana adam olamazsın dedin ama Bak ben vali oldum. O zat da çok hoş bir cevap verir ona. Evladım, ben sana vali olamazsın demedim. Ben sana adam olamazsın dedim. Sen adam olsaydın, beni alıp buraya getirtmez, gelir, elimi öper, duamı alır, bana müjdeyi benim makamımda verirdin. Sen kendi makamına, kendi ayağına beni getirdin. Evet, üstadımız da ifade etti az önce. Doktor olabilirsin, mühendis olabilirsin. Bakkal olabilirsin, çakkal olabilirsin. Ama o eğitime eğer sahip değilsen, o eğitimi almamışsan, insanlığını bilmiyorsan, şefkati, merhameti bilmiyorsan, efendim, hayır hahlığı bilmiyorsan, zulmedersin. Bakkalsın, Yanlış tartarsın. Mutaffifin suresinde buyuruyor hocam. Veylüllil mutaffifin. Yanlış ölçüp biçenlere, tartanlara... Veyl olsun, lanet olsun, yazıklar olsun. Yanlış ölçersin, biçersin. Ne oldu? Niye yanlış ölçüp biçiyorsun? Bakkal olmuş olmuşsun, çakkal olmuşsun ama... Adam olamamışsın bakkal olmuşsun, çakkal olmuşsun veya öğretmen olmuşsun veya doktor olmuşsun veya vekil olmuşsun, bakan olmuşsun ama adam olamamışsın. İnsanlara yüksekten bakıyorsun. İnsanları küçük görüyorsun. Niye? İşte o insanlık değerlerine, insanlık değerleri demeyelim, manevi değerlere. Yani eğitim insanın yetişmesinin manevi yönüdür hani madalyonun iki yüzü denir ya bir yüzü öğretimdir ama o öğretim verilirken o evlada o insana eğitim de verilmelidir. Ve bu eğitim hayat boyu devam eder. İşte onun için üstadımız hayat bir mekteptir onun için der. Hayat bir mekteptir. Yani bitmez bu eğitim öğretim. Bitmez. Her gün yeni bir şey öğrenirsin. Ama o öğrendiğin şeyi menfaatin uğruna kullanırsan menfaatperest olursun. Her şeyde bir hesap yaparsın. Ya o adam bir üniversiteyi bitirdi şimdi bir ikinci üniversite Ne olacak yani? Hatta soruyor. Tamam bunu bitirdiğinde maaşına mı zam gelecek? Veyahut da işte makam mı, mevki mi elde edeceksin? Yani illa şimdi öğrencilerime hep İlk dersimde bu ifadeyi, bu hadis-i şerifi hatırlatırım. Yani bu senede aynı şekilde hep hatırlatırım öğrencilerime. Bakın yavrular, derim. Peygamber sallallahu aleyhi ve ve sellem Efendimiz buyurur ki, ilmi, ilmi Allah'ın rızası dışında bir niyetle öğrenen, cehennemdeki yerini hazırlamış olur. Tekrar ediyorum. Kim buyuruyor? Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İlmi Allah'ın rızası dışında bir niyetle öğrenen cehennemdeki yerini hazırlamış olur. Dolayısıyla ama hocam işte çocuk gelmiş 11'e. Çocuk gelmiş 12'ye. Ama hocam işte biz şu anda gayret ediyoruz. Hatta biz söyledik ki işte misal din kültürü dersinin yerine şunu koyun da işte biraz daha hazırlanalım da edelim gidelim filan neyse misal olarak söylüyorum. E ben işte hukukçu olmak istiyorum. Ben doktor olmak istiyorum. Ben öğretmen, ben mühendis, ben şu, ben bu olmak istiyorum. Tamam. Hedeflerin olacak. Ama bu hedeflerinde niyetin Allah'ın rızası olacak. Niyetin Allah'ın rızası olursa sıkıntı etme. Allah'ın yardımı da sana kavuşur, ulaşır. Öyle olunca da daha huzurlu, daha mutlu olursun ve yaptığın işin adı da ibadet olur. Öğrencisin ama o eğitim, öğretim hayatın senin için bir ibadet olur. Ha, antır parantez bir şey söyleyelim. Çünkü toplumda bu tür şeyler çok söyleniyor, yaşanıyor. Ya hocam o kadar yoğunum ki, o kadar yoğunuz ki bazen namaz kılmaya bile zaman bulamıyoruz. Ama Allah Teala buyuruyor ya işte çalışmak ibadettir. İşte çalışıyoruz işte bu da ibadet değil mi? E doğru. Çalışmak ibadettir. Öğrencinin çalışması da ibadettir. Bir işte çalışan insanın çalışması da ibadettir. Amen. Burada Allah'ın rızasını gözetiyorsa o ibadettir. Bir. iki Ha çalışıyorum o halde işte benim ibadetim bu olsun olmaz. Her ibadet yani her varlık kendi bulunması gerektiği yerde ağırdır. Yani sen ben yoğunum namazımı kılamıyorum ama çalışmak da ibadet ya. Namazın yerine başka bir şey koyamazsın. Orucun yerine, haccın yerine, zekatın yerine başka bir şey koyamazsın. Onu ancak o görevi yaparak icra edersin. Günde beş vakit namaz var. O beş vakit namazı kılmak boynunun borcudur. Ve bu olay bir eğitimdir. Bakın bir disiplindir, bir plandır, bir programdır, bir projedir. Allah Teala bizi eğitirken günümüzü bile öyle dizayn ediyor ki ve o dizaynı yaparken de adeta bize şunu düşündürüyor. Kul, kullarım ben sizi yaratan Rabbiniz olarak sizi o kadar çok seviyorum ki mümin kullarımı o kadar çok seviyorum ki günde en az beş defa görüşmeye büyük randevuya davet ediyorum. Kulum seher vakti gel görüşelim sabah namaz. Kulum zuhur vakti öğle vakti gel görüşelim. Öğle namazı. İkindi vakti, ikindi namazı. Akşam vakti, gel görüşelim. Akşam namazı. Yatsı vakti, yatsı namazı, gel görüşelim. Günde beş defa. Ya ben buna evvabin de ekliyorum. Ben buna işrak namazını da ekliyorum. Ben buna gece kalkıp teheccüd de ekliyorum. E bu manada baktığımızda hep üstadımız, Profesör Doktor Haydar Baş hocamız derdi. İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin efendilerimiz için söylenir günde bin rekat namaz kılarlardı. Bu eğitimin dışında bir şey mi? Eğitimin dışında mı bu? Hayır. Bu da eğitimin içinde. Değil mi? Yani eğitim öğrenilen şeylerin kendi manevi bünyemize faydalı hale getirilmesi ve bunların Allah rızası süzgecinden geçirilmesidir. Değil mi? Estağfirullah. Ve rizvanun minallahi ekber. Bilmiş olun ki Allah'ın rızası, Allah'ın rızasını kazanmak ekber. En büyüktür. En büyük hedef Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ben şu olacağım. Allah rızası için onu ister. Ve Allah'ın rızasını gözeterek onun için gayret edersen işte ben öğrenciyim hocam işte şu olmak istiyorum. Evladım diyorum. Sen bu gayretinle, bu kararlılığınla Allah'ın izniyle o hedefine ulaşırsın. Ama niyet olarak Allah'ın rızasını koyarsan yaptığın işin adı ibadet olur. Huzurlu olursun, mutlu olursun ve manevi desteği alırsın. İşte eğitim dediğimiz olay bu. İşte hayatımızı dizayn ediyor cenab haramlar koyuyor, helaller koyuyor. Baktığımızda da o haramlar, o helaller, o ölçü her biri bizim sadece manevi yönden istifademize değil araştırdığında maddi yönden de senin için faydası var. Oruç tutuyorsun. Gün gelecek diyor. Tıp, tıp uzmanları söylüyor bunu. Gün gelecek diyor. Diyet olarak Oruç tavsiye edilecek diyor hastalara. Bugün işte oruç diyeti diye bir şey var. Ha onların oruç diyeti bizim bildiğimiz manada bir diyet değil. İşte 16-17 saat aç kalma şeklinde. Ama bakın işte oruçta da uzun günlerde 16-17 saat Allah rızası aç kalıyorsun, değil mi? Sana normalde helal olan yeme, içme, ilişki gibi şeylerden kendini uzak tutuyorsun. Niye? Allah öyle emrettiği için. Hayat bir mekteptir diyoruz ya. Hayat bir mekteptir. İşte hayatın tamamı ibadetler de, taatler de, gayretler de her biri bir mektep, yani bir eğitim yuvası, eğitiyor. Bakın. Sık sık yine tekrar ettiğim ama yeri gelmişken yine hatırlatmak istiyorum. Allah Teala Müminun suresinde yani eğitim dedik ya. Nasıl bir eğitim? Nasıl bir insan olunacak? nasıl bir kul olunacak? Mü'minun suresi, manası mü'minun, mü'min inanmış kimse demek. Mü'minun inanmış kimseler, inananlar demek, çoğulu. Mü'minin çoğulu mü'minun. Burada Cenab-ı Hak bize bir ölçü veriyor. Ve buyuruyor ki, estağfirullah, bismillah. Kad eflehal mü'minun. Kullarım, dikkat edin, ayıkın, kesinlikle ve kesinlikle yalnız ve yalnız müminlerdir kurtuluşa erenler. Müminler kurtuluşa gad efleha. Muhakkak ki kurtuluşa erdi. Felaha erdi. Kim el müminun? Müminler. Müminler kurtuluşa erenlerdir. Onlardır. Yalnız onlardır. Tabi bizi bizden çok daha iyi bilen Rabbimiz Soğuk çay da hiç gitmiyor. Onur. Efendim. Bizi bizden iyi bilen Rabbimiz biliyor ki biz hemen kaçamağa kalkışacağız. Ne yapacağız? Tutacağız. Tamam ya ben müminim işte. Bak şunu da yapıyorum bunu ya. Hayır. Mümine belli vasıflar yüklüyor Cenab-ı Hak. Yalnız ve yalnız müminler kurtuluşa erdi. Ama kimdir o kurtuluşa eren müminler? O kurtuluşa eren müminlerin kabiliyetleri, özellikleri, adamlıkları, insanlıkları, adanmışlıkları nedir? Sayıyor. Bir, ellezinehum. O kurtuluşa eren müminler var ya kullarım. Ellezinehum ansalatihim. Özür diliyorum. Ellezinehum. Kad eflahal mu'minun ellezine hum fi salatihim Fi değil mi? Ye şey ettik. Manasını vereyim bulacağım o ayeti. Şimdi an dedik, fi dedik, işi karıştırdık. Ne diyor orada Allah Teala? Kesinlikle ve kesinlikle birinci özelliği diyor. Mümin olmanın birinci özelliği 141. Onlar namazlarını huşu içinde kılarlar. Onlar namazlarını huşu içinde kılarlar. Fi salatin. Evet doğru. Fi salatin. Onlar namazlarını huşu içinde kılarlar. Birinci özellikleri bu. Yani derin bir saygıyla kendilerini vererek, kendilerini Rablerine adayarak namazın içinde olduklarında bütün hücrelerine kadar o namazı hissederek yaşayarak işte eğitim dediğimiz olay bu. Yani bir robot misali yatma kalkma ayakta rüküya vardı yattı kalktı jimnastik hareketi değil. Bazen işte diyoruz bak işte vücudun işte hareketler yapıyorsun o namazla beraber işte bak vücuduna da ne dedik? Sadece manevi değil maddi faydaları da var. İşte namaz da öyle. Şimdi e, belimde ciddi ağrılar oluyor sık sık. Doktora gittiğimde diyor ki o namazdaki rükû var ya diyor o rükûyu aksatma diyor. Belim birazcık ağrıyor düşüncesiyle o rükûyu yapmamazlık yapma diyor. Bel fıtığı veya beldeki ağrılar için o rükû hali diyor çok önemlidir. Tabi yapabilen için söylüyorum. Adam yapamıyor illa da yapacağım diye namazın içinde ahlayarak vahlayarak yapmayacak tabii ki. Ha ben bunun için işte belim sağlam olsun diye namaz kılarsan ha, o namaz olmaz. Git bir şeye bir salona orada jimnastik hareketleri bir hocanın eşliğinde yap. Vücudunu geliştir. O değil. Neye talipsin? Bak ne diyor orada Cenab-ı Hak? Ellezinehum o müminler ki fi salatim. Arada telefon numarasını giriyorsunuz değil mi Haydar Baba? he Evet, çünkü yazdırsınlar soruları. Telefon alma konusunda hala sıkıntı var zannediyorum. Efendim orada Cenab-ı Hak namazlarını kılarlar demiyor. Ellezino <laughs> o kurtuluşa eren müminler var ya fi <laughs> salatihim onlar namazlarında haşiun <laughs> bir haşyet, bir manevi haz, bir manevi lezzet, bir manevi muhabbet, bir ihlas, bir ihsan hali. Cibril hadisinde soruyor ya Cebrail Aleyhisselam. İhsan nedir ya Resulallah? Ne cevap veriyor? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Zira sen onu görmüyorsan da o seni her an görüyor biliyor. İhsan bu. Namazdayım. O halde biri öbürü beni izliyor diye değil. Biri öbürü beni izlesin diye değil. Rabbim beni görsün. Orada bir gösteriş var. Ama o gösteriş yalnız ve yalnız Allah'adır. Rabbim huzurundayım. Rabbim haşiyetle, huşu içinde, hudu içinde insan halini yakalamaya çalışarak Rabbim sana kulluk etmeye çalışıyor. İşte bu nefsi terbiye ve tezkiye dediğimiz olayda da aynı şey var değil mi? Başka bir sureyi celilede ne diyor orada Cenab-ı Hak? Kat eflaha men tezekka Aynı bu ayetin ikinci ayetin açılımı. Ancak ve ancak nefsini terbiye eden, tezki eden, temizleyen, adam eden, eğiten müminlerdir kurtuluşa ermiş olanlar. Ve iki nokta üst üste. Denklem ama bilinmeyeni yok. Her şeyi biliniyor. Nasıl? Devam ediyor ayet. Ve zekâ rasme rabbihi ve zekre rasme rabbihi Rabbinin adını çokça anarak zikrederek fesalla ve namazını da hiç aksatmadan kılarak birleştiriyoruz. Namazını hiç aksatmadan kılarak ve Rabbini de çokça zikrederek, anarak, istiğfar ederek, salatü selam getirerek, kelime-i tevhid okuyarak, ismi celal okuyarak, Kur'an okuyarak, namazı Allah'ı anacak şekilde hatırlayarak, kılarak, nefsini terbiye, tezkiye eğiten, müminlerdir kurtuluşa ermiş olanlar. Sadakallahul al azim. Allah en doğru, en güzel olanı söyledi. Âmenna ve saddeklâ. Efendim, devam ediyorum. Efendim, üçüncü ayet. Müminun suresi üçüncü ayet. Bakın, nasıl bir eğitim, nasıl bir öğretim? Öğretim değil, eğitim. Bakın. Vellezinehum anil lagbi muridun. Bu lagbe bakacağım. Ee, elmallı merhum ne şekilde mana vermiş? Ha, mesela huşu içindedirlere şöyle demiş. Kendilerinin küçüklüğünü ve Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü idrak edip kalben ona saygılı ve bedenen namazın adabına ri e, riayetkardırlar. Elmallı tefsirinde huşuyu böyle tarif etmiş. Üçüncü ayet okudum ya. Onlar boş ve faydasız şeyden yüz çevirirler. Lagiv denir değil mi? Luhuv çoğulu. Vellezinehum anil Onlar öyle bir eğitim hayatının içinde öyle bir insanlıklarını, yaratılış gayelerini bilirler ki boş işlerden, boş sözlerden zamanı boşa geçirmekten uzaktırlar. Kaçarlar. Zamanlarını dolu dolu geçirirler. Boş söz söylemezler. Boş işlerle meşgul olmazlar eğitiyor Cenab-ı Hak mümini eğitiyor. Budur diyor mümin. Benim yaratılış gayesini belirtip de ruhlar aleminde eee Estağfurullah. Eles rabbikum. Ben sizin Rabbinizim değil mi? sorusuna galu dediler ki bela şehidna. Evet ya Rabbi. Kesinlikle sen bizim Rabbimizsin ve biz buna şahidiz seni görerek cevap veriyoruz. Seni işiterek cevap veriyoruz. O anı koklayarak, yaşayarak, hissederek cevap veriyoruz. İşte o sözü veren ruh üstadımızın efendim e, arayış açılımı diye bir şeyi var. Arayış sırrı diye orada ifade ettiği gibi. Dünyaya geldiğinde kul üstadımız Profesör Doktor Haynebaş o açılımında dünyaya geldiğinde kul o ruhlar aleminde verdiği sözü o Allah'tan bir nefha olan Estağfurullah ve nefektu fihi min ruhi ben insana kendi ruhumdan üfledim diye Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu o ruh Allah'tan bir nefha Bizim ilahi yönümüz, bizim ebedi yönümüz olan o ruh, ruhlar aleminde verdiği sözü dünyaya gelip de şu beden kafesinin içine girince bedenin, dünyalık olan bu bedenin verdiği ağırlıkla Allah'a verdiği sözü unutur. İşte hayat o verilen sözü hatırlama arayışıdır. İşte onu bulan kul ne yapıyor? Gerçek mümin oluyor. Gerçek insan oluyor. Adam gibi adam oluyor. Gençler diyor ya adamın dibi. İşte o oluyor. İşte o sapasağlam bir imana sahip oluyor. Namazını derin bir saygıyla kendini vererek namazını kılıyor. Zamanını dolu dolu geçiriyor. Boşa harcamıyor. Bir sonraki ayet vellezinehum li zekatihim fa'ilun Yine o müminler ki, yine o müminler ki, efendim zekatlarını verirler. Hatta fa'ilun. Vermek için gayret ederler. Vermek için uğraşırlar. Onlar zekat için çalışırlar. Bakalım bir mana açım yapmış. Zekat için çalışmak. Zekat verme gücünde olmayanların bunu elde etmeye çalışmaları, zekat verenlerin de daha çok zekat verebilmek için, daha çok servete malik olmaya çalışmaları ve zekat vermeye devam etmeleri. O fa'ilun faal dirler, gayret ederler. Ben veren el olayım, alan el olmayayım için. Varlıklı zekat veriyor, daha çok vereyim. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Malınızı atıl vaziyette efendim yastık altında bekletip de zekata onu yedirtmeyin. Ne demek o? Yani paran, pulun, altının neyin varsa boşta beklemesin. Onu efendim ekonomik faaliyetin içine sok. İstihdam alanı aç. Bir iş kur. İş kurmuş birisiyle ortaklık yap. O değerlensin. Durduğu müddetçe ne kadar diyelim? Atarak konuşuyoruz. 100 gram altının var. Ne yaparsın? Her yıl 2,5 gramını zekat olarak vermen gerekir. %2,5 ya 40 1. %2,5. Bunların her biri de işte o eğitimin için daha onu bilen o insanlığı, o müminliği, o anlayışı, o idraki, o iradesi olan kulun yapabilecek olduğu şeydir. Yoksa kolay değil. Vermek kolay değil dostlar. Yine bir hatıra. Bu bir menkıbe değil hatıra. Güzel beni etkilediği için paylaşmışımdır sizlerle. Yine tekrar paylaşmak istiyorum. İşte bak insan gönlüyle beraber üstadımız hep diyordu ya insan gönüldür gönül yönlüyle nerelere varabiliyor veya nerelerden uzaklaşabiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir vakıf çalışmasına çıktık. Allah selametlerini versin. Hamza Ömer Turan, İsmail Topçu ve ben. Ankara sitelerdeyiz. İlmi araştırma vakfı adına bir çalışma yapıyoruz. İşte bir zatın iş yerine gittik. Siteler, mobilyacılar sitesi orası. Adam öyle bir karşıladı bizi ki. Oturttu, güzelce doyurdu, biraz nakit verdi, biraz çek verdi. Ne demek dedi siz ta Trabzon'lardan kalkmış gelmişsiniz. Benden böyle bir de buradan ben Trabzon'a böyle bir destek yollayabiliyorsam sizin ya dua etti falan. Tabii çok etkilendik ama şaşırdık. Bitti iş kalkalım dedi arkadaşlar. Dedim bir dakika ya ben dedim şaşırdığım için soracağım. Abi dedim söyler misin bana bu ne haldir? Şaşırdınız değil mi dedi. De, evet dedim. Benim dedi mahallemde mahallelim bir cami yapmaya başladı. Ama başlamadan da geldiler bana dediler ki abi sen varlıklısın Biz bir cami yapmak istiyoruz. Mahallemizde cami yok. Bu noktada da bu noktada da efendim senden destek istiyoruz. Ben de diyor dedim onlara ki başlayın. Sıkıştığınızda ben elimden geleni ardıma koymayacağım. Tamam mı? Tamam. Başladılar diyor. Ara ara geliyorlar diyor. Sepet havası çalıyor gönderiyorum diyor. Şimdi meşgulüm. Şu anda müsait değilim. Şu anda yeterince imkanım yok. Gibi diyor. Böyle böyle aradan yaklaşık bir yıl geçti diyor. Son geldiler dediler ki diyor. Ağabey caminin yarısı bitti. Ancak Bizim de imkanlarımız bitti. Sağdan soldan da destekler topladık ama imkanlarımız bitti. Biz artık cami inşaatını durduruyoruz. Bunun vebali senindir. Çünkü sen bize ben size destek olacağım sıkıştığınız yerde dedin. Ve biz öyle başladık. Ama sen bizi devamlı sonra sonra diye attın. Bunu deyince diyor bir korku düştü içime. Dedim ki aman yarabbim bir hayır işi yapılıyor ve ben bu hayır işini engelleyen konumdayım. Ama diyor ne zaman bir şey vermeyi arzu etsem adeta diyor bir çengel takılıyor ve sanki kalbimi söküp alacak diyor. Yani yapamıyorum diyor. Ama diyor onu bana söyleyince onlar bir korku geldi. Arkamdaydı diyor kasa. Açtım diyor kasayı. Ka kapağını da açtım diyor. Sırtımı döndüm kasaya. Dedim ki diyor ne kadar lazımsa Oradan alın ve gidin bana da miktarını söylemeyin. Aldılar gittiler diyor. Ben diyor o hayır işine kasayı açtım. Rabbim de benim gönül kasamı, gönül hanemi açtı. Ondan sonra diyor samimi gördüğüm insanlar gelip de destek istediklerinde hiç boş çevirmiyorum. İşte bu olay budur dedi. Hani Bostan ve Gülistan'da anlatıyor ya Sadi Şirazi adama diyor derler ki diyor ya biraz rahatsızım... bana Allah rızası için bir Fatiha oku. Bir değil diyor yüz tane Fatiha bile okur diyor. Ama çok ihtiyacım var. Bana şu kadar bir destek olur musun desen diyor. Mümkün değil veremez diyor. Bir altın ver. Orada öyle geçiyor. Veremez diyor. Çünkü diyor Fatiha buradan çıkıyor ama altın buradan çıkıyor malcanın yongası diye bir ifade var ya. İşte eğitim dediğimiz o vetire, o vakıa, o süreç nedir? Hayat boyu devam eden, işte hayat bir mekteptir ifadesini üstadımız onun için kullanıyordu. Evet, burada da allah Teala o kurtuluşa erecek olan, eğitimini tamamlamış olan mümin için ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ O müminler ki, bak Elmalı merhumun Elmalı tefsirindeki kısa açıklamasını tekrar okuyorum. Zekat. Onlar zekat için çalışırlar, gayret ederler. Zekat için çalışmak, zekat verme gücünde olmayanların bunu elde etmeye çalışmaları, yani zekat veren konumuna gelmeye çalışmaları, Zekat verenlerin de daha çok zekat verebilmek için daha çok servete malik olmaya çalışmaları ve zekat vermeye devam etmeleridir diyor. Var değil mi asr-ı saadette? Ya Resulallah benim için dua et de. Ben varlık dolayım. Konu komşuya destek olayım. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ee, lakap olarak da ona mescit kuşu ismini takıyor. Her namazda mescitte, mescid nebevide. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namazını kılıyor. Ee, salebe. Gelmez normalde hatırım ama elhamdülillah geldi. Salebe. Salebe. Ya Efendimiz, ya Salebe. Haline şükret. Git. Sana yaramaz bu. Bir, iki, üç diretiyor. Sonra da dua ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Cenab-ı Habibinin... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duasına icabet ediyor ve salebenin... varlıkları... koyun sürüleri... vadiler dolusu oluyor. Çok varlıklı oluyor. Ve... zekat ayeti geliyor, zekat emri geliyor. Zekat emri gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... bir zekat memurunu... bir elçiyi... salebeye gönderiyor. Gidin... şu ölçüde zekatını alın salebenin. Ha salebe öyle bir hale geliyor ki o mescit kuşu salebe. İşte bak bu da eğitim. Bak sahabe nereden nereye geliyor. Bazen diyor ki o, o sahabe. Sahabeye de fırçaları var. Onlar da insan yani. Hiçbiri masum değil yani. Bir peygamber gibi veyahut da ehlibeyt gibi ismet sıfatıyla muttasık değil. Hataları yapabiliyorlar. Mescit kuşu sahabe, salebe önce yatsı namazlarından feragat ediyor. Bir müddet geçiyor sabah namazlarından. Bir müddet geçiyor akşam namazlarından derken mescit kuşu lakaplı salebe daha camiye gelmez, mescide gelmez oluyor. Gidiyor zekat memuru diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in selamı var. Zekat ayeti geldi, emri geldi. Zekatını şu ölçülerde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vermeni istiyor. efendim salebe aman ya Rabbi mal işte canın yongası ne hale getiriyor insan asla diyor ben ne büyük çilelerle bunları kazandım niye vereceğim diyor vermem İşte o zekat bile eğitimin bir parçası veremiyor niye yetmiyor mescit kuşu olmak o varlık o dünyalık o eğitime sahip olmadı. Ne yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Haline şükret dedi. Haline şükret. Gayretli ol. Ama dua isteyip de taşıyamayacağın yükü yüklenme. Yani ne oldu? Yüklendi ve zekat emri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir daha asla onun zekatını kabul etmeyin getirse bile. Sonraki halifeler bile onun pişman oldu zekat getirdi almadılar. Peygamberin almadığı zekatı biz de almayız dediler. Bir sonraki ayet-i kerime bak bunlar her biri bak kulluk ama insan gibi insan olmak Allah katında bir değere sahip olmak. Estağfurullah. Ve ma halektul cinne vel inse illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları bana kul olsunlar. Yani beni tanısınlar. Yani beni bilsinler. O liyabudûn'u efendim tefsirlerde mesela Celaleyn tefsirinde yani liyarifun. Arif olsunlar, bilsinler. Yani Allah'ı bilme ilmi. İrfan, marifet. Değil mi? Ayette öyle geçiyor. İşte eğitim dediğimiz olay o. Bir sonraki ayet kelime dostlar Mü'minun suresinden gidiyoruz. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِضُونَ Bugün toplumda bakıyoruz değil mi? Eğitim, öğretim, hayatı, işte yeni dönem başladı diye buna değiniyoruz. Ne oluyor? Okuyor, bir makama geliyor derken bakıyorsun insanlara yüksekten bakmaya başlıyor. Haram helal dinlememeye başlıyor. Gözü devamlı olur olmaz yerlerde ve iffet ve namus konusunda da herkes için demiyorum. Bu halde olanlar için söylüyorum. Ama toplum bu noktada ciddi şekilde şu anda darbeler yiyor. Hatta üstadımız paneller serisi yaptırmıştı bize. Allah şefaatine bizleri nail eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Paneller serisi. Değerlerimiz diye. Değerlerimiz diye paneller serisi yaptırmıştı bize. Niye? Ahlakın yozlaşması. Yani manevi eğitimin dumura uğraması sebebiyle. İffet ve namusun ayaklar altına alınmış olması sebebiyle. Çok ciddi. Yani maalesef ve ma teessüf, şu anda toplumda İslam aleminde de var ama bir öncelikle kendi ülkemden bahsediyorum. Fuhuş aldı başını gidiyor. Fuhuş aldı başını gidiyor. Hep anlatıyorum onu size değil mi? Fuhuşun yani zinanın ve faizin zirve yaptığı, çok arttığı memleketleri Allah dört tane bela veriyor. Tedavisi olmayan hastalıklar, geçim sıkıntısı yani enflasyon, efendim e, doğal afetler, esaret, kölelik hepsini şu anda İslam işte alemi yaşıyor. İslam alemi şu anda hepsini yaşıyor. Maalesef ve maalesef. Biraz önce o cümleyi unuttum. O önemli. Yastık altından çıkaralım demek şu anda sistem olarak yeni Türkiye ekonomik sistemi diye bir şeyden bahsediyor. Bunun gereği üzere efendim nedir? Kur korumalı sistem veyahut da altının değerini koruyacak şekilde işte kuyumcuya, kuyumcu da getirip bankaya veriyor. Bu sistem faizli bir sistem. Yani nas var diyoruz ama o nasıl da çiğniyoruz. Farkında değiliz. Farkında değiliz ifadesi yanlış. Farkında bile bile yapıyoruz bu. Yani adam diyor yani bu diyor doğanın kanunu. Hangi doğandır o? Şahin midir? Doğan mıdır? Kartal mıdır? Nedir o doğan? Doğan'ın kanunu diyor. Yani tabiat kanunuymuş. Neymiş? Faiz, faize bulaşmak. Kakana, bilmem ne falan. Allah muhafaza. Sakın ha. Yani bu tür bir şeye bulaştıracaksan bırak. Ha dövizse altına çevir onu. Altın olarak dursun elinde. Elin yavrunun parasını değerlendirme. Ama öyle bir yere şey diyeceksen helalini harama çevirirsin. O zaman niye benim çocuğum şu durumda? Niye benim eşim şu durumda? Niye benim kızım, benim oğlum şöyle bir ahlaka sahip hale geldi? Bundan dolayı. Bir Allah dostuna bir alime gelirler çocuğunun yaramazlığından şikayet ederler. Efendim çocuğunuz şunu yapıyor, bunu yapıyor, insanlara zarar veriyor. Hemen evine gider ve hanımına der ki hanım ben bilmiyordum ama bir şikayet geldi. Bizim çocuğumuz insanlara işte zarar veriyormuş. Ben de düşüneyim, sen de düşün. Biz hangi hatayı yaptık? Nerede fire verdik? ve hanımı düşünür der ki ben bir gün bu oğluma hamileyken komşuya gittim. Aş eriyordum. Orada bir portakal, bir limon neyse vardı. Elimdeki şişi batırdım ve onun o şişin ıslaklığını emdim. Hemen git diyor. Hemen git. O komşudan helallik iste. Ne istiyorsa da ver ki evladımızı kurtaralım eğitimde helal lokma da çok önemli. Helal lokma. Helal lokma olmayınca iffet ve namusa da etki ediyor. Niyete de etki ediyor. Gayrete de etki ediyor. Haram helal ölçüsüne de etki ediyor. Öyle ama ben ne yapayım işte böyle alıştık gidiyor işte doğanın kanunu böyle gidiyoruz. Deme noktasına seni taşır. Allah muhafaza. Eğitim dediğimiz olay bu bitiriyorum. Zaman dolmak üzere zaten. Ne devamında ne diyor Cenab-ı Hak? Tekrar velledinehum li emanatim ve ahdihim ra'u. Bak işte eğitim mükemmelleşince onlar ki o efendim cennete girecek, kurtuluşa erecek olan müminler ki onların olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi de emanete ayetleridir. Yani güvenilirdirler. Emin insanlardır. Güvenilir. Emanete sahip çıkarlar. Ve ahdihim. Ve sözlerin raun sözlerini gözetirler. Sözlerini tutarlar. Ve son. Ve lezinehum ala salavatihim yuhafildun. Bak ilk özellik namazlarını huşu içinde kılarlar. Son özellik onlar ki onlar ki efendim namazlarını korurlar, muhafaza ederler. Namazlarına çok dikkat ederler. İşte bunların hepsi eğitim öğretim hayatı içinde halledilmesi, hayat boyunca halledilmesi gereken şeylerdir. Bu manada da her bir öğretmene görev düşüyor ama özellikle bir ilahiyatçı olarak, bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak, bir Kur'an-ı Kerim, bir Arapça öğretmeni olarak söylüyorum bizlere de çok görev düşüyor. Ya işte kitap var, müfredat var, tamam şurada şu konu, işte e, yıllık planımız var. Ha bugün şu konu işleyeceğiz, oku bakayım kızım, oku sen de oğlum, bir de sen oku. Ne anladınız? E, tamam, bitti. Niye? Ben görevimi yaptım müfredatın geri. Hayır. O yavrular, o çocuklar senden bir örnek insan tavrı bekliyor. Ve hayatına aktarabileceği bir şahsiyet bir numune, bir örnek, bir güzellik bekliyor. Bitiriyorum şununla. Hep öğrencilerime diyorum. Bakın diyorum. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi bir hayat bilgisi dersidir. Hayatın boyunca sana lazım olacak olan bilgileri almak ve onları hayatına geçirmek yaşama dersidir. Rabbim o eğitimi alan, Rabbinin rızasını kazanan, yaptığı her işte Rabbinin rızasını gözeten, böylece Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölen, Müslüman olarak dirilip cemalullah'a ve cennete nail olanlardan bizlere eylesin diyorum. Tekraren Ali Kocaman kardeşime Rabbimden rahmetler diliyorum. Rahmeti bol olsun, mekanı cennet olsun ehli beyte komşu olsun inşallah diyorum. Müsaadenizle efendim selam ve duayla.